Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size bir geometri sorusu yani puzzle soracağız. Aslında ben sormuyorum bunu. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin soruyor. Güzel bir soru olduğu için hemen sizlerle paylaşayım istedim bu boğuk sesime rağmen. Soru aslında bir geometrik çizim sorusu. Şöyle, çemberin üzerinde bir P noktası verilmiş. Resimde gördüğünüz kırmızı nokta. Bu noktadan çemberin çapına bir dikme çizebilir misiniz? Tabii ki öyle hemen e, bütün aletlere edevatlar verilmiş değil. Ya bir şartla hiçbir ölçme aracı ve pergel kullanmayacaksınız vesaire. Sadece düz çizgiler çizerek düz çizgiler çizebiliyorsunuz. Yani elinizde kör bir cetvel var. Bu cetvel yardımıyla bu dikmeyi çizebilir misiniz? Bu tabii ki hani geometrik çizimlerden orta dikmeyi e, çizmeye benziyor. Biraz veya açı ortay çizmeye veriliyor, e, benziyor. Bir, verilen bir açının açı ortayı çizmeye. Ama burada gördüğünüz gibi pergelimiz de yok. Şimdi bunu beraberce çizelim. Şimdi elimizde demek ki bir e, çemberimiz var ve e, neyi verilmiş? Çapı verilmiş. Burada herhangi bir nokta alıyorum. Gördüğünüz gibi arka planda bir kareli e, düzen var. Şuraya ben P noktası diyeyim. P noktası Şimdi P noktasından burada kareler olduğu için şurada rahatlıkla aslında dikmenin şuraya geleceğini tahmin edebiliyorum ama şöyle bu peki biraz zorlaştırayım işi. Peki arka plan beyaz olsaydı bakalım bu P noktasını tutturabileceğiz mi? Dijitalde bu biraz daha zor ama siz bunu kalem ve e, kalem yardımıyla yani güzel bir çember çizerseniz kalem yardımıyla çizebilir misiniz? Bir deneyin isterseniz videoyu burada durdurup kendiniz deneyebilirsiniz şöyle nasıl başlıyoruz e, Öncelikle e, şuralara değerler vereyim A ve B noktaları diyeyim bunları daha sonra da bu A ve B noktalarından P'ye doğru parçalar çizeyim şöyle kırmızı olsun kırmızı ile devam edelim bazen kaymalar oluyor tam böyle net bir sonuca ulaşamayabiliriz ama tahmini olarak arkadaşlar çizeceğiz dediğim gibi siz bunu düz bir cisimle yani cetvel gibi düz bir cisimle daha rahat elde edebilirsiniz. Şimdi çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burasının 90 derece olduğunu biliyorum. Başka bir nokta daha alayım. Mesela şurada bir nokta alayım. P gibi bir nokta alıyoruz. Buna da P üstü diyeyim. P üstü diyelim. Bu noktadan bu noktada da aynı şekilde A'dan ve B'den doğru parçaları çizeceğim. Onu da farklı bir renkle çizelim isterseniz. Mavi olabilir mesela. Şöyle. Evet. Bu tam olmadı. Şunu geri alayım. Şu B noktasından çizeyim değişen bir şey olmayacak. Evet. Burada da bir 90 derece oldu gördüğünüz gibi. Yine mükemmel çizimler olmuyor, kaymalar oluyor. Evet, e, burada da bir e, dik üçgen oluştu. Yani burası 90 derece oldu. Bundan sonraki adımım ne olacak? Şimdi arkadaşlar bu AP üssü ve BP nokta e, doğru parçalarını uzatıyorum. Yani uzantılarını çiziyorum. Şöyle yeşille çizeyim onları da. Şöyle. Şöyle uzun bir çizgi olsun ki bunlar kesişecek bir yerde. Evet. Şöyle bakın. Aşağı yukarı şurada kesişti. Evet buna da e, bakın burada bir üçgen oluştu. Tabanı AB olan bir üçgen oluştu. Şöyle burada da C diyelim. C. ABC üçgeninde BP ve AP iki kenarının e, yüksel, yüksekliği oluyor gördüğünüz gibi. Burada bir e, diklik merkezi oluştu. Ben buna da H diyeyim. Demek ki C'den ben AB tabanında dikme artık çizebilirim. Çünkü bu da H noktasından geçmek zorunda. Şöyle çizdiğim zaman evet. Şunu devam ettiriyorum bakın. Devam ettiriyorum. Ki çemberin öbür yarısında kessin. Çünkü onu kullanacağım daha sonra. Buraya da var farklı bir isim koyabiliriz mesela K diyebiliriz. Şöyle evet işaretlemişiz. Buraya K diyeyim. Buraya da L diyeyim. Bu da bakın ee, AB'ye göre tam simetri olacağı için ben buraya da K üstü diyeyim. Şu noktaya da K üstü diyeyim. Tamam. Güzel. Şimdi sonraki adımım ne olacak? Sonraki adımım arkadaşlar şöyle AB'yi de uzatıyorum. Yani çapı şöyle uzatalım. Şimdi renk değiştir. Ee, şuradan doğru parçası seçeneğini seçelim. B'yi uzatıyoruz. Yani çapımı biraz daha uzatıyoruz şöyle. Güzel. Şimdi K ve P noktalarından geçecek şekilde başka bir doğru parçası çiziyorum. Onu da sarı ile çizeyim şöyle. K ve P noktalarından geçen başka bir doğru parçası çizdik ve bu çapın uzantısıyla kesiştirdik. Aşağıya yukarı şurada. Tamam. Şimdi orasını da işaretleyelim mesela. Burası artık yeni bir nokta. Mesela M noktası diyeyim. M noktası. Güzel. Umarım görünüyordur bunlar videoda iyi bir şekilde. şimdi arkadaşlar bunun simetriğini çizebilirim ben. Çünkü artık K'nın simetriği verilmiş bana burada. Buldum ben daha doğrusu. K üssü. ben eğer K üssünden M noktasına çizersem bu doğru parçasının simetriğini çizmiş olurum. Neye göre? AB'ye göre yani çapın uzantısına göre bir simetriğini çizmiş olurum. Onu da çizelim. Şöyle. Pardon yine doğru parçası çizme e, aracını seçmem lazım. Tamam. Güzel. Başka bir tane daha doğru parçası elde ettik. Güzel. Peki bunu yapmakla ne elde ettim? Bakın bunu yapmakla arkadaşlar şurada başka bir nokta elde ettik. Burası arkadaşlar işte hangi noktanın simetriğidir? P noktasının simetriğidir. E, çünkü artık burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Yani K, K üssü M üçgeni ikiz kenar bir üçgendir. E, burası tam yüksekliğidir. O zaman bakın şunlar da simetriktir. Buna da P üssü, P üssü demiştik pardon özür dilerim. Mesela buna da ne diyelim mesela? E, Q diyelim. Şimdi eğer ben PQ'yu çizersem Arkadaşlar bu KK üstüne paralel olacaktır. Ve süper bir çizim olmadı bu arada. Şöyle birazcık kayma oldu maalesef. KK üstü e, e, doğru parçasına e, paralel olacaktır. Ve aynı zamanda arkadaşlar AB'ye bu dik olacaktır. Siz bunu dediğim gibi eğer cetvelle kağıt üzerinde denerseniz daha net bir sonuca ulaşmış olursunuz. Böylece sorumuzun çözümüne de ulaşmış olduk. Hedef neydi? Bir daha söyleyelim. P noktasından AB'ye bir dikme çizebilmek. Sadece düz çizgiler çizerek bunu elde edebilir miyiz? Evet. Şimdi kareli arka planımızı da koyalım bakalım. Kareli arka planımızı da koyduğumuzda işte tam bu noktaya geliyor. Buna da isterseniz o diyebilirsiniz. Şöyle değiştirelim. O noktası. Yani P O artık AB'ye dik olacaktır. Evet. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir puzzle'ı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.